Perşembe, yani 6 günlük süreçte gördüğüm ve beni rahatsız eden çok önemli bir konuya gelelim abi. Şimdi evet, siyaset bir destek oldu Ankara'cığım, olacak, şekillendirdi ve şey yaptı. Ama şimdiye kadar Ankara Gücü'nün yanında olan Mansur Yavaş birden kayboldu. Belki de siyasetin bir tarafında olunca öbür tarafı ben yokum demiş olabilir yani. Şimdi o Onu zaman da bilemiyoruz ben da. şöyle düşünüyorum. Mansur Yavaş Ama şeyi koşulsuz unutma şartsız yani mı destek Aybin olacaktı yoksa Nazlıarka mesela CHP'nin siyasetçisi değil mi? evet CHP'nin maçtaydı. milletvekili değil ama faal siyasetçisi. Aynı Nazlıarka her maçta, her organizasyonda en önde ve Ankara Gücü'nün Aylin ablası olarak bir takım şeyleri canı gönülden yapıyor. Yani tamamen o tarafında bu tarafla Ben olan orada da tam emin çelişkisini. değilim. Ben çünkü Aylin Hanım'a ne zaman mikrofon uzatsam Aylin Hanım benim mikrofona konuşurdu. Bu Evet. maç öncesinde ben Aylin Hanım protokolden geldiğinde mikrofonu uzattım. Bir değerlendirme alalım. Aylin Hanım açıklama vermek istemedi. Öyle mi? Ve çok da keyifli görmedim açıkçası Aylin Hanım'ı da. Şimdi burada benim anladığım bir denklem var. Geçen hafta biz bu saatlerde bu programı yaparken Mehmet Başkan'la Mansur Yavaş ekibinin galiba bir görüşmesi olmuş. Ve şöyle bir taahhüt almışlar. Bu eski basın sözcüsü Tuna Yılmaz ve Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Abidin Doğan Mehmet Başkan'la konuşmuş. Mehmet Başkan'dan istenen kongrede taraf olma, delegeleri serbest bırak. Kimi istiyorlarsa oraya destek olsunlar. Biz de liste çıkaralım, onlar da listeye çıkarsınlar. Kimi istiyorlarsa onu destek olsunlar. Zaten Abidin Doğan'ın da ben bir açıklaması vardı. Ben bunu Büyükşehir Belediyesi'nden sordum ve anlamaya çalıştım. Mansur Bey mevcut hiçbir adayı istemiyor tarzında bir açıklaması vardı Abidin Doğan'ın. Şimdi ben bunun üzerine sordum. Abidin Doğan'ın açıklaması Mansur Yavaş'ı bağlıyor mu, bağlamıyor mu? Yani o bağlantıda bir açıklama mı? Şimdi böyle bir açıklama yapıyor. Eğer yakındaysa Mansur Yavaş cephesinin hayır bizim kesinlikle böyle bir şeyimiz yok. Demesi Mansur gerekir. Yavaş'ı bu açıklama bağlamaz. Abidin Doğan o konuda bir açıklama yapamaz demesi lazımdı. Öyle bir şey gelmedi. Neticede süreçte Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinenler diye geçti. Mansur Yavaş'ın desteklediği liste olarak falan söylendi. Bu arada Mansur Yavaş hayırlı olsun dedi mi yeni İşte yönetime? ha beni rahatsız eden kısmı orası. Yani çünkü birçok taraftan yani kulüplerden, kulüpler birliğinden, belediyelerden birçok yerden hayırlı olsun mesajı geldi. Şimdi detayları anlatacağım abi. Biz Nereden? süreci gelişirken ya şeyde sanırım Mehmet Başkan da buna göre söylemiş. Daha sonra Tuna Yılmaz'ın Ankaracı delegelerini aradığı söylendi. Mehmet Başkan da bizi destekliyor tarzında bir şey. Mehmet Başkan yok öyle bir şey dese dahi bir şekilde durdurmamış süreci. Yani arayanlara başkanım biz orayı destekliyormuşuz. Oraya mı oy vereceğiz? Beni yönetimi istiyorlar diyenlere ya yok biz orayı desteklemiyoruz dese dahi ana kaynağından şeyi kesmemiş. Bağlantıya. O tarafta benim anladığım kadarıyla kongre salonuna listesiyle gelmişler. Abidin Doğan'ın açıklamasında da bu vardı zaten. Ama olaylar çıktıktan sonra Mehmet Başkan'ın kürsüdeki konuşması pişmiş su katılmaz. Biz anlaştık. Fatih Mert ve yönetimine oy vereceksiniz diye kendi delegesine seslendiği zaman den sonra Abidin Doğan ve listesi ortaya çıkmamış. Çıkmamış. Şimdi eğer böyle bir kırgınlık varsa olabilir. Kırılabilirler. Mehmet Başkan böyle söz vermiş de olabilir. Bunu yapmamış da olabilir. Ama benim hala anlayamadığım üzerinden 6 gün geçti. Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından ne Ankara Büyükşehir hesabından ne kendi hesabından bir Ankara Gücü'ne yeni yönetimde başarılar dilemedi. Öğrendiğim kadarıyla telefon açılmadı. Fatih Mert direkt kendisine ulaşamamış sanırım ama yetkililere başkan vekiline veya genel sekreteri arayıp maça davet etmiş Mansur Yavaş'ı. Bildiğim kadarıyla bir Gelmedi. geri dönüş olmamış. Mansur Yavaş maça gelmemiş. Her maç öncesi Ankara Gücü'ne başarılar dileyen Mansur Yavaş sosyal medya hesabından Ankara Gücü'ne başarılar dilememiş. Bu işler 6 gün içerisinde olmuş. Evet. Şimdi eğer kırgınlığı Mansur Yavaş'ın bu konudaysa Mehmet Yiğiner bize söz verdi ama bizi desteklemediyse
Şu anda Mehmet Giyiner diye birisi yok. Yeni yönetim var muhataba. Niye bunu yapmıyor? Aylin Hanım dediğim gibi soğuk. Sadece Mansur Yavaş'ın da bitmiyor. Fethi Yaşar'dan da ben bir açıklama görmedim. Alper Taşdelen'den de bir açıklama görmedim. Yeni yönetime dair. Sürekli yani Ankara siyasetinin CHP kanadından bir tepki var. Şimdi geriye dönelim. Fatih Mert'in yönetimini eğer rahatsızlarsa AKP'ye hükümete yakın diye Mehmet Giyiner de kendilerinden değildi. ÖSASEK'in bütün evet. seçim kampanyasında başrol oynuyordu. Evet. Ama onunla beraber geziyorlardı, fotoğraf veriyorlardı, kulübe ziyarete gidiyorlardı, maça geliyorlardı. Bu maçta Fethi Başkan da yoktu. Alper Taşdelen de yoktu. Mamak Belediye Başkanı haricinde ben belediye başkanı da görmedim açıkçası. Mamak Doğru. Belediye Başkanı da Fatih Mert ve Tamer Acan'ın yakın arkadaşı olduğu için geldiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi böyle garip bir durum var. Mansur Yavaş niye kendini çekti? Belki buna ilişkin bir açıklama yaparlar. Şimdi, yani bu Ankara Ucu, çok ilginç bir durum. Ankara Ucu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak sözü verirken şartı olarak şey yoktu. Bizi yönetimde, destekleyecek bir yönetim evet. olursa demiyordu. Hatta biz bu kongre sürecinde taraf değiliz. Bizim bir alakamız bir yok diyordu. Vardı. Biz hiçbir şekilde. Şimdi bunu bir açıklığa kavuşması lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu işi bir netleştirmesi lazım. Ben bu işi anlayamadım abi. Çok ilginç. İlginç yani. Gerçekten ilginç. Yani bu işte evet Ankara Ucu Ankara'nın ortak değeri. Hükümetin Ankara Ucu'na ilgi duyması doğal. Desteklemesi kadar da mutluluk verici bir şey yok. Desteklesinler. Keşke kendi ayakları üzerinde dursa da konuşmasa. Hiç desteğe gerek kalmasa. Destek olmasa ama böyle bir durum varsa Ankara Ucu'nu desteklemek zorunda olan da bir belediye var. Şimdi Ankara Ucu formasının önünde Ankara Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Evet. Sezon başından beri herhalde öyle bir protokolle mi bağlanmış? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden para geldi mi diye ben özellikle sordum. Ciddi bir para gelmemiş. Dedim bu forma reklamı ile ilgili sponsorluk sözleşmesi imzalanmış mı? O da imzalanmamış. Allah Allah. İmzalanmamış. Ya varsa yanlış bilgim varsa lütfen düzelsinler beni. Bir sene önce Mehmet Başkan Emri Vaki Makine Kimya'ya sponsorluk için yaptıydı. Makine Kimya ile bir anlaşma olmadan Makine Kimya'nın logosunu falan koymuştu oraya ama Büyükşehir Belediyesi'ninki aynı durum değil. Tabii. Çünkü o forma reklamı basıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi hesapları, basın danışmanları falan herkes Ankara Ucu'nun önünde Ankara Büyükşehir Belediyesi yapacak diye gururla paylaştılar bunu. Evet. Demek ki bir görüşme oldu, bir anlaşma oldu, bir söz bir uzlaşma ki, oldu en azından protokol. Yani öyle Mehmet Başkan'ın emri vakisiyle olmuş bir şey değildi. Evet. Şimdi sen dün sosyal medyadan güzel bir paylaşım yaptın 10 Kasım'da Atatürk imzalı logo evet. çıkılsın diye. Evet. Şimdi orada engel olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin logosu var deniliyor. Hiç öyle bir öyle bir anlaşma yokmuş, öyle bir şey yokmuş. Bir şey oluyor. Yani da zaten böyle bir sözleşme yoksa istediğin imzayı, istediğin logoyu koyarsın. Şimdi işin gerçeğine baktığın zaman bu çok ilginç bir durum. Yani bu şimdiye kadar benim hatırladığım Ankara Gücü'nün ya da bir başka kulübün yaşadığı bir durum değil. Politikadan da dediğim gibi çok bilimini bilip Türkiye'deki uygulanan politikadan da çok anlamadığım için politikacıların ne yaptığına ilişkinde çok önemli ya da çok önemsenecek bir fikrim yok. Ama benim gözlemlediğim dediğim gibi bundan işte 15 gün bir ay öncesine kadar Ankara Gücü'nün her maçını paylaşıp başarı dileyen ya da Ankara Gücü'ne ilişkin pozitif bir takım tweetler atan, mesajları yayınlayan, sosyal medyada destekleyen insanların birdenbire donup buz kesmiş vaziyette olmasını çok da anlamak mümkün değil. Bu zaman içinde ortaya çıkacaktır. Ama işin gerçeği var olanı analiz etmek ve bundan bir sonuç çıkarıp bu çıkarımlar doğrultusunda hareket edip pozisyon almak da politikacıların yapması gereken bir şey. Tahmin ediyorum birkaç gün içinde gerek belediyeden yani büyükşehirden gerek ilçe belediyeden buna ilişkin bir takım açıklamalar ya da ben bunu şeyler sordum gelecektir. Ben bunu bize sordum. Yani böyle bir niyet mi var? Ha, atladık
atlanmış olabilirdi. O atlanmayı telafi edileceği bu programdan önce 2-3 gün vardı. Çok atlanmak olmaz bu yani. Bu evet. kadar gün geçip de atlanma. Ya bir sorduktan olmaz. Sonra özellikle hala girilmemiş olması enteresan. Şimdi şu işleri Melek Gökçek yapmış olsaydı, ya ben kongreye aday gönderdim, Mehmet Yener kazık attı derdi, geçerdi. Neticede Aziz Yıldırım'la federasyon başkanına kızıp saray tesislerini MİT'e veren bir belediye başkanından bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Yani bir şeye kongrede bir şeye kızıp Fenerbahçeli'ni buzdolabına koyan bir Melih Gökçek'ten bahsediyoruz. Evet. Melih Başkan bunu yapar. Ama şimdi bunların yanlış olduğunu söyleyip bir o koltuğa oturan bir insan da şunu yapıyorsa bu sorgulanır.